Selam arkadaşlar, yeni videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar manyak bir hamburger yapacağız. Türkiye'nin en büyük hamburgerlerinden birisini yapacağız. Artı Türkiye'nin en küçük hamburgerlerinden birisini yapacağız. Ve bugün elbet Steakhouse'dayız. Akatlar'dayız arkadaşlar. Burada muhteşem bir karşılaştırma yapacağız. Videonun başındayken videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Hadi isterseniz içeri geçelim. Selamlar İbrahim Usta. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Valla biz bugün sana hamburger yapmaya geldik. Duyduk ki hamburgerin çok lezzetliymiş, etin çok lezzetliymiş. Evet. Büyük bir mega burger yapmak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük hamburgerlerinden bir tanesi. Evet. Satılabiliyor bir de. Evet. Yani insanlar bunu sipariş verebiliyor değil mi? Aynen. Menüde yazmıyor ama aynen. Sipariş üzerine aynen, bir gün önceden almak kaydıyla her bir gün erken siparişi veriyorlar. Ertesi gün gelip yiyebiliyorlar. Peki ücreti nedir bu mega burger? 350 TL, süper. 3,5 kilo kıyması var, 500 gram antrikot, 400 gram füme. Bir de cheddar var üzerinde. Çok güzel. Yaklaşık 4 kişi, 5 kişi bir arkadaş grubu rahatlıkla. Harika. Bir de yanında küçük bir hamburger yapacağız seninle. Evet, yapacağız. Olabildiğince küçük bir hamburger olacak bu. Karşılaştırma yapacağız ikisi arasında. O zaman mutfağa geçelim. Aynen, mutfağa doğru geçelim. Evet İbrahim Usta. Evet. Geldik mutfağa. Bana yemek mi vereceksin? Şöyle bir güzel bir elbet önlüğünden vereyim ben. Tamam, şunu giyeyim, şunu çıkartayım ben. Malatyalı İbrahim Usta ile Balılı Erman Usta, hadi bakayım. Şimdi abi bana bir hamburgerin sırrını anlatır mısın? En baştan başlayayım o zaman. Aynen. Kendi yaptığımız ekmeğimiz var. Natürel, hiçbir katkı maddesi yok. Süper. Çok da güzel gözüküyor var ya. Günlük taze yapılıyor bu. Tamamen dana döşten, sadece karabiber ve tuz çekilerek yapılan bir köftemiz çok var. Çok iyi. Başka hiçbir katkı maddesi yok, renklendirici yok. Taze, sağlıklı, donuk bir taze, fresh. Tam en sevdiğim var en ya. En büyük özelliklerden aynen. Biri. Çedar peynirimiz var. Aha. Dana antrikotumuz var böyle ince. Çok güzel. Mega Burger'de sadece bunu kullanıyoruz. Çok güzel. Dana bacon var, bacon. Pekmezle karamelize ettiğimiz pekmezle. Soğanımız var, karamelize soğan. Harika, harika. Bunların hepsinin birleşiminden bir tane mega burger. Harika. Aynen. Bir tane de küçük hamburgerimiz var. Aynı malzemelerden. Küçük hamburgerimizi de gösterelim. Aynen. Mini burger yapacağız böyle. Çok köftemiz tatlı gözüküyor. O ekmeğin sırası mı geliyor? Ama kendimi tutacağım. Çocuklar için genelde aynen yapıyorum. Aynen. Hani biz de karşılaştıracağız yani. Gene aynı köfte herhalde değil mi? Bütün malzemeler aynı. Bütün hepsi aynı. Sadece small, küçük olacak bu. Tamam. Bu biraz yaklaşık göz tamam. Katı büyüklüğünde mega bu da. Süper. Ya şu cheddar'a bir bakar mısın şu cheddar'a? O kadar tatlı ki. Mini minnoş. Şunun güzelliğine bakar mısın? Anlamıyorum. Çocuk olası geliyor insan. Tamam. Yemeyeceğim. İstersen başlayalım abi. Sırasıyla. Pişirmeye başlayalım o zaman. Aynen. Sırasıyla ilk önce köfteyi mi atıyoruz? Ne önce yapıyoruz? Köfteyi atıyoruz. Tamam. Köfteyi ben atayım. Tamam, diğer köfteyi bütün ürünleri sen atarız. Köftemizi atıyoruz mevcut. Hadi bakalım. Köftemizi yapıştırdık. Attık. Şimdi abi soru. Zaten kömürde yapıyoruz her şeyi. Aynen. Hepsi kömür. Meşe. Her şey kömür. Harika meşe. Kaç dakika pişecek abi? Yaklaşık bir 5 dakika bir tarafı, 5 dakikada bir tarafı, 10 dakikada orta pişmiş seviyede hazır olacaktır. Süper. Büyük etimiz pişiyor. Ben de burada kendi seviyemde güzel bir hamburger yapacağım. Hazırsanız elimle mi atayım, maşayla mı atayım? Nasıl istersen. Nasıl istersen, tamam. O zaman elimle atıyorum. Hadi bakalım. Başarılı. Şimdi köftemiz pişerken aynı zamanda ekmeğimize de çedarları diziyoruz. Onları orada pişmeye bıraktık. Aynı zamanda birinci köftemizi çevirdik zaten, görmüşsünüzdür. Şimdi ikinci köftemizi çevireceğiz, az kaldı. Onu da çevirdikten sonra onların çedarlarının üstüne basacağız bakalım. Ben kendi köftemi daha güzel yapacağım. Şimdi antrikotla birlikte dana baconlarımızı da atacağız ızgaramıza. Bunları da ben yapacağım. Hadi bakalım. Umarım bir facia yaşanmaz. Şimdi de dana baconlar. Hadi bakalım. Köftemiz hazır mı abi? Son bir dakika. Son bir dakika, tamam. Hayır. O zaman şunları çevirelim. Tabii. Bunlar daha hızlı pişiyor tabii. Tabii, onlar ince olduğu için. Aynen. Biraz yağsız oldukları için daha erken pişiyor. Tabii yağsız benim için şahsen daha iyi aslında. Aynen. Spor bakımından. Çevirmek de zor işte. Ben bu konuda çok becerikli değilim. Hep bundan korkuyorum. Ama hiç fena sayılmazsın yani. Vallahi abi, dürüst ol vallahi bak. Sonra gaza geliyorum, evde kötü şeyler oluyor. Sen de baconları çeviriyorsun. Baconları çevirdim. Aynen. Şunu çevireyim. Şimdi büyük hamburgerimizin etini aldık. Küçük hamburgerimizin de etini alıyorum ben. Aynı anda bu şekilde, aynen. Hazırsanız sihirli dokunuş, sihirli koyuş. Tam oturtamadım ama ya ben şey tipini yerim işte, tipini Allah'ım ya. Şimdi antrikotlarımızı alıyoruz ve köftemizin üzerine, hamburgerimizin üstüne koyuyoruz. Hadi bakalım.
Ha bu manyak bir olay ya. Bu kadar protein manyaklık resmen yani. Bunu ortalama kaç kişi yiyor demiştin? 4 kişi. Ortalama 4 kişi yiyor. Bir şey söyleyeyim mi? 4 kişi bence bu fazla yani. Ben buraya 4 arkadaşımı getirsem biz bunu bitiremeyiz. Ya ben belki ama. Oh tuzumuzu da koyduk. O zaman güzelce bitiririz. Aynen. Şöyle güzel bir şekil yaparak. Ya ben şeyi merak ettim şu an. Bu tarifi kim buldu abi? Hani bunun mimarı sen misin yani? Aynen. Soru kişi olarak. Aynen. Süper abi. Mimarıyla birlikte yapıyoruz yani bunu. Kenarlarda düşecek diye korkuyorum ne ya. Ne kadar fazla koyarsan böyle etrafına... Kenarlara aynen, ha. O kadar daha... Bir de peynir diziyoruz, süper. Şöyle inceden beraber yaptık. Aynen artık. Aynen, beraber yapalım abi bunu da. Siz bir günde... Son dokunuşu sen yaparsın. Tam ortaya mı? Aynen. Piramit hazır. Son final ekmeği de ben koyuyorum. Sonuncu ekmeği de yapıştırdık. Harika. Muhteşem. Önce bacon'ımızı da koyuyoruz. Biz bu bacon'ı pişirmedik ama sıkıntı olmaz herhalde ya. Pişmiş bunlar zaten. Ha, bunlar pişmiş. Isıl işlemi yapmadık. Aynen. Tamam. Şunu şöyle koyalım. Çok fazla olmasın ama az da olmasın. Üstüne cheddar'ımız. Ufak ufak ponçik ponçik. Bunu ponçik insanlar yiyebilir. Üstüne azıcık şöyle bastırdım ve hamburgerimiz hazır. Hazır. Servisini böyle pasta dilimi şeklinde aynen yapıyorsunuz değil mi? Harika. Biz o zaman masamıza geçelim. Masamızda iki hamburgerimizin de tadına bakalım. Buyurun. Hadi bakalım. Evet, hamburgerimizi getirdik. Bakalım. Şimdi kesme işlemi. Abi bu şeyi bana bahşediyorsun. Aynen. Şerefi size bahşediyorum. Kesme işlemlerinde ne kadar muhteşem olduğumu biliyorsunuz. O yüzden hadi bakalım. Bismillah diyoruz ve kesiyoruz. Hazırsanız görüntüyü veriyorum arkadaşlar. Of. Yalnız var ya. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Aa iştahım açıldı, çok fena oldum. tamam çok fazla açmayayım. Abi işte bu ya. Ya ben ne zaman şöyle kesme işlemi yapacağım olur ya? Ben neden yapamıyorum bunları ya? Bayağı pasta dilimi. İnanılmaz. Ben pastayı bile böyle kesemem biliyor musunuz? Şu görüntüye bakar mısınız? Ben seni bu konu için tebrik etmek çok istiyorum abi. Eline emeğine sağlık. Yani şöyle bir hamburgeri bize sunduğun için. O zaman biraz tadına bakalım. Bir tadına bakalım o zaman. Küçük hamburgerimiz de burada. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben sana bunu ikiye kes desem kesebilir misin? Keselim ama. Valla. Tamam hemen alayım. Bak işte bu inanılmaz bir yetenek arkadaşlar bence. Harbiden kesiliyormuş. Şöyle. Abi teşekkür ederim. O zaman... Önce küçük hamburgerimizin tadına bakalım. Ondan sonra büyüğümüzün. Abi muafiyet olsun. Ellerinize sağlık. Tekrar. İlk önce küçüğümüzün tadına bakıyoruz. Hadi bakalım. Abi boyuna aldanmamak lazım. Lezzetli büyük. Ben direkt ısırıyorum o zaman. Aynen. Harika ya. Bunu biraz zor bitireceksin tabii. Bu bir insan anca yeter yani. Etin tadı. Anlatamıyorum arkadaşlar, o kadar güzel ki. Ben gerçekten herkese tavsiye ettiğim bir şey şu an bunu yemek. Gelin arkadaş gruplarınızda 6 kişi falan bölüşün ya, hiçbir şey ya. Aynen. Gerçekten hiçbir şey. Abi gerçekten ellerine emeğine sağlık. Afiyet aşırı olsun. Lezzetli olmuş. Yani şu ana kadar yediğim en iyi hamburger bile diyebilirim yani. Ki yurt dışında falan dahi olmak üzere çok yerde hamburger yedim. Bu kadar iddialısın, sana bunu söyleyebilirim. Ellerine emeklerine sağlık. O zaman biz bunu yemeğe koyulalım. Yedikten sonra görüşelim. Let me show you something. Abi çok teşekkür ederim. Gerçekten hayatımda yediğim hem en büyük zaten, o kesin zaten en büyük. Ayrıca en lezzetli hamburgerlerden bir tanesiydi. Eline emeğine sağlık. Afiyet gerçekten olsun, çok eğlendim. Afiyet biz olsun. Artık iznini isteyelim. Seninle çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Abi minnettarım. Yani sarılayım sana. Çok teşekkürler her şey için. Afiyet olsun. Kendine çok dikkat et. Her zaman bekliyoruz çok arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar burası Hakatlar'da zaten. Ben videonun açıklama kısmına elbet Steakhouse'un Instagram hesabını bırakacağım. Açıklamadan siz de takip edebilir. Konumunu zaten gerekli tüm bilgileri oradan görebilirsiniz. Gelirseniz buraya bir selamımı söyleyin. Herkesi bekliyoruz. Çok aynen teşekkürler. Çok teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.
Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Elbis Steakhouse'un Instagram linkini açıklamaya bırakacağım. Kendilerini de takip etmeyi unutmayın. Beni de Instagram'dan ve Twitter'dan takip edin. Hepsinin linki açıklamada var. Hepinizi öpüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.